Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Ne öğrendiysem secdede öğrendim. İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder. Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir. Çok gerekli olmadıkça ilaç kullanma. İtimatta layık en büyük şey akıl ve iyi ahlaktır. Derdin devasızı iyinin kötüye muhtaç olmasıdır. Aklı bol olan zamanın kıtlığından zarar görmez. Hayatın genişliği uzunluğundan daha önemlidir. Cahil bir hekim ölüm kampının yardımcısıdır. Faziletler alışkanlık haline gelince saadet doğar. Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum. Hayda ortaya çıkan ilk duygu utanmadır. Allah bana yeter, o ne güzel yardımcıdır. Ölen bir canlının kıyameti kopmuş demektir. Hastalık hekime iyi anlatılmazsa tedavi zorlaşır. Gerçek bilgi iki esasa dayanmalıdır. Akıl ve sezgi. İnsanın yalnız başına öğreneceği bir şey hep vardır. Herkes ne için yaratılmışsa ona kolaylıkla ulaşabilir. Mazlumun hakkı zalimden, mahkumun hakkı hakimden alınır. Ben öküzden korkarım. Çünkü onun silahı var. Ama aklı yok. İnsanın duyduğu acıdan duman çıksa, dünya ebediyen karanlığa gömülürdü. Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. Her hastalığı yapan bir kurttur. Yazık ki onu görecek elimizde alet yoktur. Bütün hastalıklar esasen yenilen ve içilen şeylerden ileri gelmektedir. Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep, bir külçe altından hayırlıdır. Açıktır ki önce var olmayıp sonra var olan her şey kendinden başka bir şeyle belirlenir. Avam gördüğüne duyduğuna, havas her şeye inanır. Hasül havas ise inandıklarını yaşar. Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır. Ey kayyum, bizi nurunla güçlendir. Nur üzerine yerleştir ve nura doğru götür. Bilmiş ol ki nefsin gezintiye çıkışı bilgi ve ilim yolunda düşünceye dalmasıdır. Teorik felsefede amaç gerçeği bilmektir. Pratik felsefede amaç ise iyiyi bilmektir. Bu dünya ile öte dünya iki kuma gibidir. Birisinin gönlü alındığında diğeri gücenir. Oğulcağızım, yol ikidir. Biri aşağıdan yukarıya çıkmak, diğeri de yukarıdan aşağı düşmektir. Kuşkusuz bedenin yaratılışı büsbütün saçma. Ruhla birleştirilmesi büsbütün boş bir iş olamazdı.
Sinirler ruhtan yardımı beyin aracılığıyla alırlar. Beyin de ruhtan alacağını yürek yoluyla alır. Dünya aklı olup dini olmayan adamlarla ve dini olup aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır. Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin onun hakkında söylediklerinden etkilenmez. Her kalbi kuvvetli olan çok sevinen olmadığı gibi, her çok sevinçlinin de kalbi kuvvetli değildir. Şifasız hastalık yoktur. İrade eksikliğinden başka, değersiz bitki yoktur. Tanınmamasından başka. İyiliğin şartı 5'tir. Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalı. Şeylerin mahiyetleri kimi zaman şeylerin dış dünyadaki varlıklarında olur. Kimi zaman da düşüncede olur. Bilgiyi ve krallığı yetkin ve tam olan yücelerden iste. Eksiklikler yalnız eksiklikleri verebilirler. Doktora ihtiyaç olmaması için ne yapmak gerekir? Az yemek, az uyumak, az konuşmak ve herkesle düşüp kalkmamak. İşte o ziya, zuhur ettiği cisme nispet ediliyorsa da hakikatte o ziya, güneşin ziyasından başka bir şey değildir. Tüm gökler ve içindekiler aslında tekti, bölünmez bir bütündü. Hür iradeli bir faile muhtaç bir şahıs hükmündeydi. İnsanların yapısı, yaratılışı, yetenekleri farklıdır ve yüce gerçekliklere ancak az sayıdaki üstün yaratılışlı insan ulaşabilir. Var olan her şeyin sırf var olduğu için bir özü vardır. Aslında var olan her şey sırf o şey olmasından dolayı kendine has bir öze sahiptir. Gözlem, deney ve düşünme yoluyla elde edilen bilgiler vahiy yoluyla gelen bilgilerle çelişmez. Yani felsefe ile din arasında tam bir uygunluk vardır. Karanlıkta kalan kimsenin ne kendisini ne çevresindekileri görmesi gibi nefs de kendi özünü, aklı ve aşkın biçimleri aklın ışığıyla görür. İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana diri denilir. Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı var. Şu halde sevgilim, aşk yolunda ikimiz de sert taşız. Tıp, insan vücudunun hangi araçlarla iyileştiğini ve hangi müteharrikin insan vücudunu sağlıktan uzaklaştırdığını araştırır. Bilmiş ol ki, insanlardaki gazap kuvveti ne zaman kendisinin istemediği bir şey görse veya işitse, öç almak isteğiyle kalpteki kanı kaynatan, coşturan bir kuvvettir. İnsanlar ileri sürdüğümüz nedenlere, iştenliğinize, çektiğiniz acıların ağırlığına ancak siz öldükten sonra inanırlar. Yaşadığınız sürece durumunuz şüphelidir. Çok çok sizden şüphe ederler. Bu kadarına hak kazanabilirsiniz. Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir. Fakat siz bu zevki bilemezsiniz. Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunları seçemez. Onlar tek gözlüdür. Tıp ilmi ki beyte sığdırılmıştır ve söylemenin güzeli de kısa söylenmesindedir. Az ye, yedikten sonra hazım oluncaya kadar başka bir şey alma. Zira şifa yemeğin hazım olunmasındadır.
insanın sağlığı bozan yemek üzerine yemek yemektir. O yüzden tıpta hastalık ve sağlığın sebeplerini bilmemiz gerekir. Ruhsal bir hayal gücü vardır. Bu güç hastalıkları oluşturabileceği gibi var olan rahatsızlıkları da ortadan kaldırabilir. Beden, ruhsal hayal gücünün emirlerine itaat etmek zorundadır. İhtiyarlığın rengi benim sakallarımın yanında bir ihtar nişanıdır ki bana yolsuz davranışlar, kötü işler yapmaya meydan kalmadığını bildirir. Bana bu akları boya diyenler oldu. Ben de onlara şöyle dedim. Ben bu ihtiyarlığı, bu ak saç ve sakalı diri olarak üzerimde taşımak istemiyorum. Bir de onları siyah boyaların altına gömüp ölü olarak nasıl taşıyayım? En son ve en yüksek basamağa yükselmiş olan kimse varlıkların gerçekliklerini görmüş, öğrenmiş, bunların gerçekliklerine ermiş, adalet ve hak doğrultusunda bunlar üzerinde tasarruf yapma hakkını kazanmış olur.